Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zamanki gibi ne diyoruz? Sağlık, huzur, mutluluk, bereketimiz eksik olmasın inşallah evlerimizden benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Havaya bakıyorum, dışarıda işim var. Markantayya'nın o tarafa kadar gideceğim de. Hava deyince Latifem de demiş, oraları çok sıcak Konya altına. Allah sabır versin dışarıda çalışan yavrularımıza, hep cümlemize. Konya altında çalışıyormuş herhalde. Yorumda öyle yazmış, Faiz abla diyor, o tarafa diyor gidersen diyor. Gizliden çek de ben de göreyim. Ah yavrum, oraya bir gidebilsen. Ah Latifeciğim, evet Latife buraya çok sık gelip biliyor. Buranın sıcağı nasıl olduğunu o kendisi daha iyi biliyor. Ah yavrum, bir gidebilsem. Bırak çekmeyi. İnanın bana dış çekim bile bu havada felaket. Hiç yapamam vallahi, kesinlikle. Öyle çekim yapacağım diye çıkayım dışarıya, kendimi öldüremem. Çok sıcak. Bak şimdi düşünüyorum, yani Markantarya tarafına gideceğim. Gene mecburum gitmeye. Nasıl gideceğim? Böyle gözüm havalara bakıyor. Ya belirli bir yaştan sonra ya havaya bakacak ya toprağa, yere bakacak. Nereye bakacak? Bu arada Zonguldak selam olsun. İsmini unuttuğumuz bir kardeşimiz. Burası çok serin, buyur gel demiş. Teşekkür ederim hayatım, gelmiş kadar oldum. Çok sağ ol bir tanem. Aflayacağız, poflayacağız, gideceğiz, mecbur. Bu arada kıyma hakkında birçok arkadaşımız çok güzel şeyler verdi. Bir yaslayıp koyup da koy dedi. Onu zaten ben kasaba yaptırıyordum onu. Niye yaptım? Beklemeyeyim diye. Evet. Yüzüncü yıldaki kasabı. Ona telefon açardım. Kendim gitmiyorum ya, şunu şunu getir derdim. Kapandı tabii ki şimdi. O şekilde yapardı. Şimdi kendim gidip buradan alıyorum ya, başında beklememek için. İşte. Evet, o çok güzel. Onu biliyorum. Bir de herhalde dikkatini çekti arkadaşımızın adı, vallahi hatırlayabildiğimi söylüyorum. Hatırlayamadığımı söylemiyorum. Bazı arkadaşlar da benim hayatım aklımda kalmıyor. Herhalde müessir miydi bilemeyeceğim. O da çok mantıklı geldi bana. Kıymaları diyor top top yapıp tepsi içine koyuyorum. Buzla, hani poşet şey olmasın diye. Ben bir poşete ucun ortasını yapıyorum ya. Dikkatini o çekti herhalde. Tabii canım, şu kadarcık kıymaya da koca bir buzdolabı poşetine, yani yazık, günah. Ama dediğim... Ne oldu be? Ay tövbe tövbe, ne oldu be deyince, dur lafımı bitireyim şimdi, bir şey söyleyeceğim. Tepside yapıyorum diyor. Buzluğa koyuveriyorum diyor. Tabii zaten çabuk donar. Ondan sonra hepsi yüzünü büyük bir poşet, mantıklı bir poşetin içine koyuyorum diye alırken de zaten onlar hemen ayrılıveriyor. Yani o da mantıklı. Neyse, o şey, geçenki videoda, sohbet videosunda herhalde, onda olması lazım. Canım, sen de taburdan mı kıpırdadığımı görüyorsun yani. Tünedin oraya, balkona koyuyorum ya, bir aşağı bakıyor, bir cama bakıyor. Telefon hakikaten görünmüyordu. Numara görünmedi ama hakikaten. Arkadaş, tövbe tövbe, estağfurullah. Öteki taraftan diyor, eşin mi haber veriyor, arıyor diyor, tövbe tövbe. Beni çağırıyordur belki, tövbe tövbe, estağfurullah. Ay Allah'ım, güldüm de yorumuna kız. Vallahi billahi güldüm öteki taraftan haber. Görünmez numara diyor, öteki taraftan diyor. Eşin mi arıyor diyor. Belki mesaj gönderiyor yavaş yavaş, ne bileceğim.
Dur yalnız da yaşıyorum, korkutmayın beni. Birilerinin bir aralar bana arkanda bir çocuk geliyor. Sen yiyorsun, o sana bakıyor dediği gibi. Benim de baya baya şeyimi bozmuştu. Öf, hava iyice bastırmadan kalkayım gideyim de geleceğim de ne yapacağım onu da bilmiyorum. Onu da geldim. Terliğimi değiştirdim. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadın ne oldu, niye soyundu? Vallahi gözüm kesmedi. Baktım çıktım balkona. Ateş vuruyor, ateş. Aman dedim faize bırak. Çıkarsan ya akşamüstü ya da yarın giderim hava durumuna göre. Çok vallahi gözüm kesmedi yani, arkadaşlar da geçtiğimiz videoda diyor ne tarafa gelmiş, kaç tarafı ne herhalde. Geldiği ayı da söylemiş de. Hiç bize göre değil diyor. Vallahi hayatım bize göre de değil de. İşte bak soyundum bıraktım. Şunları da doldurayım. Makineyi boşalttım. Şimdi birazdan da bir kahvaltımızı yaparız. Gözüm kesmedi. Akşamları bile nefes alamıyoruz, demiş arkadaş. Doğru. Bir de sen mesela hangi sene geldin yazmışsın da bu sene daha da sıcak. Diyorum ya Rabbim dışarıda çalışanlara güç, kuvvet, sabır versin. Güç, kuvvet versin, güç, kuvvet. Şunu arkadaş demiş, geçenlerde dediydi. Şu beyaz dolaba. Aklıma geldi, aklıma geldi değil, yaptım hayatım, oraya da koydum. Şimdi göstereceğim, bak dur. Şimdi tahtayı günde hemen hemen duruma göre bir kere, iki kere, yeri geliyor, üç kere kullanıyoruz. Mutfaktaki işimize bağlı. Sen de tamam. Hadi bismillah. Alırken alamıyoruz da parmakla ittiriyoruz. Ben bunu buraya dediğin gibi hayatım yaptım. Şöyle ya da şöyle. Tahtayı çıkaramıyorum. Her tahtayı aldığımda bunu çıkarıyorum. Onun için buraya koydum. Hani tahta gelmiyor. Böyle alamıyorum yani. Her aldığımda da onu çıkarmak durumunda kalıyorum. Şimdi ne yapalım? Karabiberi. Şu yarım domatesimizi alalım. Aman zeytin yemeyeceğim. Belki sıcakta da yenmiyor da. Duruma bir bakarız. Hemen hazırlayalım. Aslında orada güzel dediğin doğru da, dediğim gibi her aldığımda komple çıkarıyorum. Onun için orası olmadı cancağızım. Şimdi bak insanın ister mi istiyor. Canım çıkış kahvaltıda taze soğan. İşte bak bu şey. İstiyor mu? İstiyor. Ay taze sarımsaklar ne zaman çıkacak be? Vallahi ben mutfakta bile zor duruyorum. Bir şey yaparken onu dedim ya. Ay ya bu. Onun için hiç gözüm. Şunu bile hazırlamak, dışarısını düşünün artık.
bugün bakalım neler yapacağız. Ay kız. Geçen o şeyde sohbette. Of, bunu bile içeride mi yesek bilmem, çok sıcak. Burada sıcak. Zeytinyağımızı dökelim. Soru cevaptaydı, evet. Hepimizin ne kadar çok şeyleri varmış. Bir sürü arkadaş sağ olsunlar, çoğunlukla hepsi cevap yazmış. Hele bir tanesi Fayze teyze diyor. İnanın ki bana diyor, uzun uzun yazmış canım benim. Çok düzgün bir şekilde söyledim diyor. Teşekkür ederim hayatım. Çok sıcak, mutfakta yiyemeyeceğim. Yandım, yandım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi buyurun arkadaşlar, hep beraber. Afiyet olsun canlarım benim. Gözüm dalıyor, dalıyor. Kimsenin geldiği, gittiği yok. En son geçenlerde çarşıya işim vardı. Çıktığımda çok da fazla uzun kalmadım ha. Aklıma o an bunaldığım geldi. Çıkarıverdim elbiseyi. Anam öyle böyle değil. Kızların da tat tuzu yok. Yemeğimi de burada yapacağım vallahi. Bu da geçecek, bu da geçecek, bu da geçer diye diye ömrümüz geçti. Her bir şeyde bu da geçer dediğimizde başka bir şey geliyor. O da geçer, o da geliyor, o da geçer. Ömür geçiyor. Ömrümüz tükendi. Benimle anlaşamayan hiç kimseyle anlaşamaz. Neden biliyor musunuz? Bazılarına ters düşüyorum. Arkadaşım biri yazmış da. Adı unuttum, neyse söylerim adını. Hani geçimsizim anlamında. Neden öyleyim biliyor musun? Herkes gerçekleri kaldıramaz. Oradan buradan kıvırmıyorum da ondan. O şekilde yapsam, oho! Herkesle geçinilir. Ben yapmadığım için, kabul etmediğim için. Vallahi bu sıcaklarda oturup da sohbet edeceğiz böyle. Yapacak bir şey yok.
Millet de diyor oraya gitsene, buraya gitsene. Tatil havası mı kız? Ben kendi işimi halletmeye dışarı çıkamıyorum da ne tatili? Derler ya paranla rezil ol diye. Bu havada çıkayım da aynen o şekil olsun. Tatil havası hiç değil vallahi. Onun için kır dizini otur. Siz de oturun. Balkona çıkıyorum, çıkıyorum, içeriye giriyorum. Ne yapayım? Hani duruma, havanın durumuna. Ya Rabbi şükür Allah'ım, olmayanlara da ver ya Rabbim. Bugünlerimizi aratma. Kalkayım bakayım şu yeşillikleri bir suyun içine basayım. 3-4 su onları yıkayayım. Bekledik de tabii canım. Sarma. Şöyle kıymamızı da koyalım. Vallahi şu soğanlar şu bak küçücük kaldı, dışarıda haşlanmış. İnanın bana haşlanmış. Hani bildiğiniz közün içine nasıl atarız aynen o şekil olmuş. İçinden ancak o çıktı soğanın. Hiç bu kadar bu sıcak yani. Evet. Sıcak da bu derece. Yeşillikleri suyun içinde bekletip işte suyu kadar çıkarken beklerken arkadaşım bir tanesi yazmış oraya, güldürdü de beni. Etli olanlardan. Anneme diyor, Instagram'ım çöktü dedim diyor. Size zaten bir şey dayanmıyor ki demiş. Ya ay, okudum, döndüm, tekrar okudum. İletişim aracı. Teknoloji iyi, güzel. İyi bir şekilde kullanırsan güzel. Bir de o önemli. İyi bir şekilde kullanırsan. Bak hala aklıma geliyor da bilesim geliyor. Bilmiyordur, ne yapsın. Bizim bile bilmediğimiz bir sürü şeyler var. Ay hemen içini hazırlayayım bir şey. İçeride bir şey yapacağım, saracağım. Sıcak. Eskiden şey mi vardı? Telefon mu vardı? Telefonu bırak şey hadi var oldu da Instagram vallahi küçücüksün ama şu büyüklere selam çaktırırsın. Selam. Eskiden haberleşme güvercinin, posta güvercinin keyfine demiyorlar. Mektupla. Şimdi her şey parmağımızın ucundan, millet rahatla. Ay çok bayağı ses getirdi ha o da. Instagram'ın bu şekilde olması beni hiç etkilemedi. Pek kullanmıyorum zaten. Bayağı herkes işte onu paylaşıyorum, bunu paylaşıyorum. Şimdi ben ne yapacağım, ne edeceğim? Eskiden var mıydı deniyorduk. Ben dedim ki ben kullanmadım hiç, beni hiç etkilemedi. Çok mu yaptım kız gene? Elim de hiç aza gitmez.
Ama acaba öyle sık aktif kullansam etkiler miydi? Sanmıyorum. Bakalım. Herkesin farkı farklı. Zaten şöyle sostan kopacağım. Domates doğramayacağım. Uğraşmayacağım yani. Şimdi geçelim şeye. Kahve köşemize. Vallahi kahvaltı köşesi oldu, hem kahve köşesi oldu. Geçelim orada, hem orada devam edelim. Yavaş. Hadi bakalım başlayalım sarmaya. Tamam, başladık sarmaya. Eskiden aman dur şu telefonumu da alayım yanıma da. Gene kalkmayayım şu tarafıma. Hadi bismillah. Başlayalım. Mutfakta oturacaktım ama zor doğradım. Sıcak. Ne kadar burası bak şey olsa da kapısı salon kapısı kapalı tabii de şey açık da gene yanıyor. Neden bahsediyorduk? Ha şey haberleşme iletişimden. Tabii iyi güzel bir şey de. Güzel şeylerle niyetlerle, amaçlarla kullanırsan iyi. Bazıları kötü amaçla da kullanıyor. İçeride de şey mutfakta da dediğim gibi. Beni hiç Instagram kapanması beni etkilemedi hiç. Hatta sildim attım. Baktım Mükü öyle dedi. Bir kontrol edeyim dedim. Yani, Mükü de öyle söyledi. Ben de yani haberlerde de şey yaptım. Kontrol edeyim dedim baktım. Aa öyle mi? Bastım üstüne sildim attım. Zaten aman aman da dediğim gibi kullanmıyordum diyordum ya birçok arkadaş yazıyor oradan. Oradan yazıyorsunuz ta bazen bir ay sonra görüyorum. Bakmıyorum yani. Bazen bir hafta sonra görüyorum. Milleti şeye girdi. Bir sürü insan dünyanın sonu gelmiş gibi abo ne yapacağız şimdi diyenler var. Onu diyorum, eskiden telefon mu vardı, ne yapıyorduk acaba? Ne yapıyorduk? Hiç. Vallahi daha güzeldi. Neden? Hoş sohbet vardı. Birbirimize bilmeceler sorardık, fıkralar anlatırdık. Şimdi onlar yok. Yalanla bir gezmeye, şimdi ya bak ben şimdi bunu kendim içte söylüyorum. Hayatımıza girdi mi? Tabii ki girdi. Kullanıyoruz. Şimdi bir gezmeye falan gittiğim zaman konu komşu bile olsa bir nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Ondan sonra herkesin elinde telefon. Yeter. O kadar. Eskiden öyle miydi? Televizyon bile yokken ben hatırlıyorum mesela çocukluğumda. Akşam oldu mu herkes yemeğini yedi mi? Aman hele bir de kışsa eğer o sobanın üstünde kestane koyulur, meyve yersek mandalina, şey içerisi güzel koksun diye
Hiç öyle onlar biliyor şey yokken, şey mandalina iş kabuğu falan onlar bile. Yoksa benim annemin çok iyi hatırlıyorum. Hemen şöyle o kokulu kolonyalar vardı. Onlardan sobayı yaktığı zaman üstüne şöyle serpiştiriverirdi. İçerisi güzel koksun diye. Neyse hele bir de kışsa, sobada yanıyorsa gelsin masallar, gitsin bilmeceler. Şimdi onlar kalktı. Onlar yok. Biz de, ben de yapıyorum. Ben de onun içindeyim. Kaptırıyoruz kendimizi ondan sonra elimizdeki telefona. Yeter, o kadar hal hatır sorduk ya, bitti. Onlar kalktı. Ona bakıyorum da işte, ay ne yapacağız diyenler vardı, Allah Allah. Eskiden ne yapıyordum? Onu yapacağım. İlk çıkan telefonları hatırlıyor musun? Şey, polis telsizi mübarek. Onlar da yıllar geçti, telefonlar da kibarlaştı. Onlar da inceldi, ceplere köşe girer oldu. Bir de anten vardır bu kadar. Ay. Kütük gibi. Onlar da kibarlaştı. İnce, narin oldu. Kibarcık kibarcık oldular. İyi tabii, iyi, kötü değil de. Ele birisi diye paylaşım yapıyordum, yapamayacağım şimdi diyor. Face'ten yap. Şart mı Instagram'dan yapma? Eskidi Face. Ay tövbe tövbe ya Rabbim. Allah gülmelerden ayırma. Gene fazla gülüyorum, kadın fazla gülüyorum diyeceğiz şimdi. Bak en son nükleere gittiğimde ne konuşuyordum? Tabii cep telefonları vardı, yok değil, o zaman da vardı da böyle akıllı değil. O ilk önce akılsızı çıktı. Sağ gözüm sağlığa, sol gözüm varlığa, sağ gözüm sağlığa, sol gözüm varlığa, sağ gözüm sağlığa, sol gözüm varlığa. Üç kere de demir gözüm seyirdi. Gene biliyorum, tövbe tövbe estağfurullah. İlk çıkanlar akılsızdı. Benim Nokia vardı bir tane. Şu kadarcık. Şöyle. Tuşlu telefon. Akılsız dediğim yani. Tabi o öyle resim mesim mi çekiyor? Sadece bir tuşuna basıyorsun. Alo konuşmak için. Böyle fonksiyonlu değil bunlar. Bunlar çıktı da ben kullanamam, ben kullanamam. Ay kulağın çınlasın mümkün. Ha, o telefonlar varken neyi? İşte geçen onlar şeyle konuştuk. En son gittiğimde de. Böyle eskilerden bir laf açıldı da. Eskiden bilgisayar. Mümkün bu mahallede oturuyordu. Şurada ileride. Dedim ya Berlinlere yakın diye. 9 sene oturdu burada bu. Tabii ben kalmaya geldiğim zaman ay şimdi oyun oynanıyor. Herkesin kucağında bir bilgisayar. Bir tane adam başına. Kalmaya geldiğim zaman tabii ben de bilgisayarımı getiriyordum. Şimdi her şey telefonlarda. Şimdi yok bile bilgisayar. Hepimiz sıralanırdık. Hem oyun oynuyoruz. Emine, Filiz, Murat odasında herkes de. Mükü nasıl gülüyor? Kız o neydi öyle o diyor. Şey hepimizin elinde diyor birer şimdi. Telefonlarda.
hepimiz sıralanırdık. Tövbe tövbe. Hepimizin dizinin üstünde, kucağında. Neyse şeyler çıktı. Kız alma, o gene var ya herkese birer tane. Şey yaptık. Oyun oynardık. İşte benim evim radyo vardı. Radyoda şey çalardım. Neyse derken şeyler çıktı. Akıllı telefonlar çıktı. Ünkü aldı hemen. Şimdi ben kullanamam diye istemiyorum. Benim Nokia elimde var. Ben kullanamam dedim. Ben kafamı onunla yoramam dedim. Çünkü alışırsın alır. Kız çünkü ben şeyinden değil. Ben kullanamam dedim. Boşu boşuna dedim ben. Yani almış olurum dedim ben. Neyse işte onunla bir araya geldik. O almış. Kullanırsın da kullanırsın diye 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 diye. Hadi aldık. O da mı Nokia? Samsung'u bilemeyeceğim ne markaydı. Bir ayda zor öğrendim. Oraya kaydır, buraya kay. Şimdi tabii hepsini biliyoruz, bilmiyoruz değil. Şeyi olduk. Ama şimdi teknoloji o kadar çok, dedim ya, hızlı ilerliyor, zor yetişiyoruz. Tabii bazı şeyleri bilemiyoruz bile. Ama bir ayda hakikaten öğrendim. Allah artık fotoğraf çekti. Bugün en sevdiğim. Hiç. Ha diyeceğim onu diyor. Şimdi bak diyor telefonlarda diyor. Her şey diyor. Ay, hakikaten koca diyor kızın deliymiş diyor. O bize gelsin, o bir yere gitsin ve herkes bilgisayarla geziyordu. Akıllı telefonlar çıkasıya kadar. Hele bir de çiftlik oynuyorsan tamam. Şimdi hepsi telefonlarda. Dediğim gibi hep her şey parmağımızın ucunda. Tık de tamam. Daha neler çıkacağız? Belki biz görmeyiz. Daha neler çıkacak? Oho. Dedim ya ilk çıktığımda telefonlar takoz gibi şey, telsiz telefonu, aman polis telsizi gibi bir şeydi. Bir de ucunda anteni vardı. Sonra küçükler derke bak. Akıllı telefon. Telefonların akıllısı çıkmış, akılsızı çıkmış. Allah o ilk şey çıktığında durur mu mümkün aldı. Başta onların ufakları vardı. Yarım ekranlı akıllının sonra tam ekranı çıktı. Öyle diyorlar işte baksana ya millet birbirine sataştığı zaman klavye erkekliği yapma çık da gel. Tövbe tövbe. Oradan parmaklarla yazmak kolay. Hadi bir de çık da gel. İşte bizim insanoğlu. Aslında çok çok iyi. Çocuklarımızın mesela gençlerimizin bilhassa derslerinde, araştırmalarında teknoloji o yönden çok iyi. Her şeyi sorup araştırabiliyorlar. İyi yönlerinde kullanırsan tabii ki ama öteki türlü art niyetli kullananlar yok mu? Çok. O yönden de kötü. O da kişisine göre değişiyor ya. Onu da yani teknolojiye pek bağlamamak lazım. Zaten onun içinde o art niyet varsa, teknoloji olmasa da o art niyetim yapacak o. Ama buradan baksana bırak şimdi şeyi
telefonu ondan bahsediyoruz. Yok işte ay aklıma geldikçe o arkadaşın dediği aklıma gülesim geliyor ya. Anne Instagram'ın şey çöktü. Size zaten sana zaten ne dayanır demiş. Yapay zeka diyorlar. Ondan gene hiçbir şey anladığım yok. Bak daha neler çıkacak neler. Şimdiden herhalde başladılar. Sağdan soldan duyduğum kadarıyla hemen millet hilesine nasıl bunu kötü bir şekilde kullanırım ona hemen yoğunlaştılar. Hemen ona. Ya bir dur, bir dur, bir dur. İyi şeyler için kullan. Kötü şeyler için ne diye şey yapıyorsun? Olur mu? Olmaz. Ama sen de diyeceksin ne anlatıyorsun? Dünyanın çivisi çıkmış. Kim kime, kimse kimseyi tanıdığı yok. O devirde yaşıyor. Sen neden bahsediyorsun de? Hangi şeyden bahsediyorsun? Eskiden de o. Herkesi kendin gibi göre göre bak ne hallere düştün. Kimse kimseyi tanımıyor vallahi. Hiç. Herkes menfaat, alavere, entrika, en nefret ettiğim şey. Kimse kimsenin karşı karşıya gelip de gerçeği söylemez, arkadan atar tutar. Hiç kimseye bir şey olmaz da. Doğru düzgün, yalansız, mert konuşana olan olur. Arkadan atan tutanlar, aa bitti. Sanki onun hakkında onu dememiş, sanki Ayşe Fatma'nın hakkında onu söylememiş sanki. Bitti. Seni haksız çıkarırlar, geçerler öteye. Diyorum ya, neden bahsediyorsun sen? Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Öyle bir zamanda. Allah yeterlerinden korusun, ne yapalım? Bu kadarına da şükür. Belki bilmiyorum ya, eskiden de belki bu tür şeyler vardı. Yoktu değil, vardı. Neyse şimdi bir şey söyleyeceğim, söylemeyeyim gene boşver. O zaman herhalde iletişim araçları, medya bu kadar yaygın değildi, duyulmuyordu. Örtbas ediliyordu. Yani. Var, canlı, ben birebir şahit yaşadım, bildiğim olay var yani. Çok eskiden. Şimdi anam şurada bir küt dese ötede derler hemen top patladı. Anında gidiyor. Yayılıyor hemen. Hemen. Anında duyuluyor, anında gidiyor haber. Eskiden 15 günden 15 güne, 10 günden 10 güne mektubun cevabını beklerdim haberleşmek için. Şimdi hiç. Derler ya, aman sana da bir tane bulamadım yamayacak. Komşu da patladı, bize de atladı. Hele bir de bazı bir insanlar vardır. Ayaklı gazete. Bir şey duyuracak mısın? Hiç uğraşmayacağım. Ondan ona. Duyurmak istiyorsan ama. Öyle tip insanlar vardır. Onun yanında konuşacaksın. Ühü, 9 mahalle duydu. 9 mahalle duydu. Ha sen hiç uğraşma yani. Yeter ki var, o öyle insanlar var yani. Sadece onun yanında bir konuş, duyurum buldum. Duyurmak istiyorsa 9 mahalle. Sen hiç yorulma.
Ondan sonra sütten çıkmış ak kaşık gibi. Bir de üste çıkarlar. İşte ben o tür şeylere gelemediğim için şimdi artık öyle de şey yapmıyorum. Duyurulacak bir şeyim varsa hemen. Elinde ya zaten telefon. Ne duyuracaksan, kaç kişi ekliyse. Toplu mesaj bitti. Tamam, duyurdum. Toplu mesaj bitti. Dışarısına halimde bayağıdır çıkmadım. Gözüm de kesmiyor. Yarına belki inşallah iyi olur da yarın giderim. Bilmiyorum artık bakalım duruma göre. Şartlar nasıl gösterecek, nasıl edecek? Şöyle bir tanecik küçük şey tencere alayım da şunu hemen ocağa koyuvereyim bari. Kendime kadar. Sonra devam ederiz gene. Ama hemen yaprağından, şey dalından koparıp da haşlayıp da sarması daha farklı. Küçük bir tencere alayım. Ay. Üstüne de ince limon. Limonu da dizdik mi tamamdır. Ya. Instagram çöktü. Millet yaz tutuyor. Sıra mı yapsak? İki sıra yeter. Ama sarmam lazım iki sıra için. Vallahi incecik saranlara bayılıyorum ben. Böyle işte sıkıntılı çabuk bitsin diye hiç o kadar da özen göstermiyorum. Şimdi şey bunda zaten sabit bir yerde oturmayı sevmiyorum. 7-8 tane daha lazım ona. Yemesi güzel. Beş dakikada yut. Mükücüğüm dediği gibi. Yemek yapmayı özledim. Ona şimdi maşallah kiloyu verdim. Şuraya koyayım. Kiloyu vermeden, rahatsızlanmadan önce. Mantaştık ya biz de. Oturup kaldırtmayacağım onu. Dizlerinden oturup kalkamıyordu. Kolay değil tabii canım. Yani kilodan bir de onun dizleri çok ağrıyordu.
akşama kadar sıkılmam dedi. Hani sararım, mantıyı yaparım ama bana oturup kaldırmayacağım. Onun için hep ben ona sen otur diyordum. Bir şey gelip gidecek mi? Ben getiririm diyordum. Zorlanıyordu kalkmaya. Hiç sıkılmam diyordu. Hakikaten hiç de sıkılmaz. Ama işte getir götür biri olacak yanında. Oturduğu yerden yapar. Kız kıyma nereye gitti bunun içinde? O kadar da gene iki topak koydum. Kıymayı göremedim. Domatesin şeyinden mi salça da koyduydum ya. Ondan herhalde. Bugün de sarmamız olsun. Çok kocaman. Şimdi büyük de sarmayayım diyorum. Ayırıyorum. Bu sefer de küçük oluyor. Sizde neler var kız? Siz neler yaptınız akşama? Ya da yapacağınız akşama? İnsanoğlu nankör ha. Yemin ediyorum nankör. Onca koca kış geçti. Millet gider şeye Mersin'e, ben giderim tersine. Vardır öyle benim bazen şey dangalak hallerim. Havalar sıcak ya, yürüme aşkım tuttu. Geçen hafta. Sabah bile nefes aldırmıyor dışarıda. Antalyalılar bilir. Antalya'ya gelip gidenler söylüyor zaten. Manyak kalktım kendi kendime. Saat erken kalkıyorum ben de. Karanlıkta da yürüyecek halim yok ya, bu kadın manyak mıdır nedir diyecekler. Yedi gibi oldum saat. Dedim bir niyetlendim. Önce dedim şu balkona bir çıkayım ben de. Anam çıktım yanıyor o saatte bile yanıyor yanıyor. Kendi kendime söylendim. Havalar serinlesin dedim. Gene eskisi gibi dedim. Yürüyüşlerimi devam edeceğim. Yaptım da. İşte o şimdi o zaman yapamadım ya. 10 gün önce yapmadım ya. Canım istedi. Koca kış geçti. Ne yürümedin? Gittim birkaç kere gittim. Ama ondan evvelki sene evet aynen. Her sabah kalkıp gidiyordum. Tin 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 tin. Bıraktık onu da bıraktık. Aslında ne kadar iyiydi bana o, ne güzel açılmıştım. Aa bereketlendin mi? İki tane daha. Tencere küçük dedik. İkicik daha istiyor. Havalar öyle dedim kendime, soğusun da serinlesin de. Bu sefer de üşenirsin. Yok üşümeyeceğim. Şey üşenmeyeceğim. Havalar serinlesin. Açıldıydım. Bir ara dedim ya sürekli devamlı her şey hiç aksatmadan 3-4 ay yaptım. Hakikaten açıldım yani. Serinlesin kalkmışım cayır cayır ortalık yanıyor yürüyüş yapacağım. Ha, çarşıya gidip de işini halledeyim yok. Kalkacağım da yürüyeceğim. Elbet böyle gidecek değil. 2 ay sonra, 3 ay sonra o zaman göreceğiz seni deyin. Hatırlatın bana deyin kız deyin. Vallahi deyin. Hadi kalkalım şimdi bunu ocağa koyalım. Cezveyle sıcak su koydum hemen. Şimdi ötekileri sarmaya devam edeceğim tabii ki.
Şöyle ekşili ekşili, mayhoş mayhoş olsun. Mayhoş mayhoş. Bursalı mısın, kadifeli gelin, çaydan mı geçtin? Yanakların al al olmuş, konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak, mezesi kaymak. Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak. Arabaya sen bin. Ay, hiç salçalı yapmadım. Şimdi yapacağım. Şunun içinde kıyma vardı. Faytona dön. Anasını sen al yavrum. Kızını da ben. İlle yaparım, huyum kurusun, ne yapayım? Altını kısarız. Ne yapıyorum? Hemen geçiyorum, dinliyorum. Sarılacak daha var. Yok değil. Kendime kadar hemen dedim pişsin, acıktım da. Onları sarasıya kadar o da pişmiş olur. Ama ne yapalım? Onları yalnız başına saracağım. Ben kaçalım gidelim canlarım benim. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.